burcular bir kez daha şeytana şapka çıkartmayı başardı. İstanbul'daki bir firmadan 41 araç kiralayan şirket iddiaya göre 32'sini başkalarına sattı ve 130 milyon liralık zararı olduğunu söyleyen adam şok üstüne şok yaşadı. Benim kendi araçlarım benim araçlarım yani. Çok üstüne çok geçiyorsunuz. Şaşırdı, yaşadıklarına inanamadı. Çünkü iddiaya göre bir şirket ondan kiraladığı araçları başkalarına sattı. Araçlarımız bulunamıyor. Gel gelelim dolandırılabiliyorsunuz işte. Yaklaşık 10 ay önce Ali Rıza Çelebi'ye ait araç kiralama firmasına bir şirket geldi. Filo kiralamak istediler. Toplamda da 41 araç kiraladılar. Kurumsal firmalara araç verdiklerini beyan ederek biz kiralıkları araçlardır. Ekonomik siciline, e, Findex raporlarına kadar her şeye baktık, bankalara sorduk. Tabloyu güzel çizmişlerdi. Başta her şey çok normaldi ama gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Ödemelerinde ciddi anlamda düzgün bir şekilde bir süre yaptılar. Ne zamanki ödemeler yapılamadığı araçların hızıyla iade eden istedik. İlk şok orada yaşadık. Araçları iade edemeyeceklerini söylediler. O ilk şok dalgasının devamı inanılmazdı. Araçlar bizim üzerimize 6 ay sonra araçları alacaklarına inanıyorlar. 6 ay ve 6000 kilometre geçmeden satış sıfır arabayı satış yapamazsınız diye. Dolandırıcılar tabii bundan da ciddi bir, bir fayda edildi. Araçlardaki GPS'lerin tamamını sökmüşler. Ali Bey araçlarının peşine düştü ancak onları ararken yeni bir şok daha yaşadı. Çünkü iddiasına göre o dolandırıcılar başka bir oyun daha kurmuş, şirketine haciz göndermişti. Benim adresim burası diye bizim adresimizi veriyor. İcra gerçekleştirildi, tazminat süreçlerine başlattık. Ali Rıza Çelebi o şirketten şikayetçi oldu. Sadece 41 arabadan 9 aracımızı yakalayabildik. 130 milyon liralık bir şu an kaybımız var. Yani yarın öbür gün bir yerde bir terör eyleminde, bir narkotik işinde, bir adam kaçırmada, cinayette, hırsızlıkta, gaspta kullanılabilir. Bir an önce bulunması gerektiğine inanıyorum.